Başkanımızın konuşması, mahalli meclis başkanının konuşması, sayın فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Sevgili çocuklarımız, basınımızın değerli temsilcileri, sözlerimin başında hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Seyyid Kaid ve Seyyid Kaid Afad ve Müdür Emin ve Münessib Kellebiyat ve Cemiyü Duyuf-ül Kiram Fi Protokol ve Reis-ül Meclis ve El-Mümessilin El-A'lam ve El-Atfal ve El-Nisa ve Kullab El-Muşrif El-Havi Ehlen ve Sehlen Bikum Cemiyan ile Hâzihil Medrese. Allah'a şükür çok kısa süre içerisinde bugün hem Tel Abyad'da hem de Rasulayn'de bu temiz bölgeler kirli insanlardan, terörden, teröristlerden, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük kahramanlığı ve başarısı, Suriye Milli Ordusu'nun da desteğiyle temizlendikten sonra hayatın normalleştirilmesi, bu iki bölgeye, ilçeye barışın ve huzurun bir an önce temin edilmesi ve çocuklarımızın, burada yaşayan insanların huzur içerisinde, güven içinde, yarına hiçbir endişe duymadan uyarabilecekleri bir ortamı sağlamaya yönelik canla başla gerek Mehmetçiğimiz, gerekse kamu kurum kuruluşlarımızın bütün temsilcileri ve oluşturulan meclisin üyeleri meclis başkanının koordinasyonunda çalışmalarına son hızla devam ediyorlar. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını daha önce ve defalarca Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu bölgeye barışı ve huzuru getirmektir. Temel amacı budur. Bu bölgenin terörden, teröristlerden temizlenmesidir. Güvenli hale getirilen bu bölgede yaşayan insanların insanca yaşayabilecekleri ortamı temin etmektir. Ve güvenli hale getirilen bu bölgelere evinden yurdundan olan milyonlarca Suriyeli kardeşimizin analarının ak sütü gibi helal olan bu topraklarda barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamı sağlayıp geri dönüşlerini temin etmektir. Cenab-ı Allah'tan Suriye'nin, Suriye halkının 9 seneye yakın bir süredir karşı karşıya kaldığı bu zalimane, bu halka dayatılan savaşa, yıkıma ve zorbalığa Cenab-ı Allah'ın son vermesini ve Suriye halkına ve Suriye devletine Cenab-ı Allah'ın aynı zamanda selamet vermesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bunun dışında herhangi bir gayesi ve amacı yoktur. 2011'de başlayan Suriye'deki bu iç kargaşanın başladığı ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kapısını ardına kadar açmak suretiyle mağdur ve mazlum durumdaki Suriyeli kardeşlerimize kucağını açmıştır ve her türlü yardımı ve desteği sağlamıştır. Haksızlığa maruz kalan, evinden, yurdundan edilen, ailesi paramparça olan mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Masum Suriye halkını ve bugün bu okul açılışı vesilesiyle bir arada bulunduğumuz hemen yanı başımızdaki bu tertemiz, günahsız, pırıl pırıl çocukları zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde huzuru ve güveni temin edilen Tel Abyad'da ve Rasulayn'de kamu hizmetlerinin de hızlı bir şekilde sunulabilmesine yönelik her türlü desteği Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak burada oluşturulan meclise ve buradaki kurumlara vermeye devam edeceğiz. Bugün sembolik olarak Müşrifetül Havi köyünde, bu köyde hızlı bir şekilde tamiratı, bakım onarımı yapılmak suretiyle biraz sonra birlikte hizmete alacağımız okulumuzun açılışını birlikte gerçekleştireceğiz ve bu sembolik bir açılış olacak. Ard arda inşallah gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağladığı yardımlar ve destekler, gerekse Kuveyt, Katar başta olmak üzere bu ülkelerde
merkezi olan ve uluslararası camiada ve alanda faaliyet gösteren dernekler ve kuruluşlar aracılığıyla şehir merkezlerinde ve köylerimizdeki okullarımız, hastaneler, camiler ve diğer hizmet kurumlarının tamamını peş peşe ard arda tamamlamak suretiyle hizmete alacağız ve hizmet sunmaya başlayacak. Bu okulun bakım onarımı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve bugün aramızda bulunan ordu komutanımızın da yakın takibiyle valilikle işbirliği içerisinde gerekli masraflar yapılarak hizmete hazır hale getirildi. Ve bunu üstlenen bir de bir derneğimiz, kuruluşumuz var, uluslararası kuruluşumuz. 2011'den itibaren Suriye'de kalan 500 bin civarındaki Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının giderilmesinde her zaman yanımızda duran ve birçok hayırlı işe imza atmış olan Kuveyt İnsani Yardım Derneği ve Said Derneği'nin temsilcileri var. Onlara da hepinizin huzurunda ve hepinizin adına ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yarın bugünden, öbür günde yarından çok daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Teröristleri ve terör gruplarını PKK başta olmak üzere IŞİD'i bu bölgeden tamamen temizledikten, etkisiz hale getirdikten, Suriyeli kardeşlerimizi ayaklarının üzerinde durabilecek yetkinliğe ve kabiliyete sahip hale getirdikten, kendi kendilerini yönetebilecek, idare edebilecek noktaya geldikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şey beklemeden bu kardeşlerimizi kendi başlarına, kendi kendilerini yönetmelerini sağlamak üzere bırakacak ve Türkiye'den yardımlarını, desteğini de vermeye devam edecek Allah'ın izniyle. Hepinizi bu vesileyle bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlarken burada 6 derslikten oluşan 150-200 bin civarında masrafla hizmete alınan bu okulda eğitim alacak 100 civarındaki Suriyeli çocuğumuzun iyi yetişmelerine, ülkelerini imar edecek niteliğe ve kabiliyete sahip bir şekilde yetişmelerine vesile olmasını temenni ediyor. Okulun hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle bir kez daha selamlıyor. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanımız, bütün bakanlarımız, toplayla ilgili olan görev bir an önce tamamlanmasıyla ilgili yakın ilgileri ve destekleri var. Milli Eğitim Bakanımız da aynı şekilde. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve burada halkın normal hayata dönmesine yönelik hizmetlerin gerçekleşmesi için yakın takibini etmişler. Bakanlarımıza ve emeği geçen kurum kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yok.